Bundan tam 17 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir volkan patlaması sonucunda oluşan kayaların aslında üzerindeyiz şimdi. Birazdan onları da göreceğiz. Çavanibaşı. Çava. Çava. Yeah, my great grandfather, he was from Scotland, right? He married an Indonesian lady. Yeah. But he was a Scottish Freemason. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Gel bir daha çalış, bir tane çalış. Allah Allah. Nasılsın ya? Enflasyon var mı burada? 8 nokta falan bir şey diyorlar. Eskiden burada genç çoktu. Gençler hepsi göç etti. Kanada, Amerika, Avustralya'ya gitti. İyi göçü yani. Tabii hayat şartları daha iyi. Şimdi BP'ye geldik benzin almaya. Size bir de benzini fiyatını göstereyim burada inmişken. Abi litresi ne kadardı burada? 3 Yeni Zelanda doları civarında fiyatlar. Kendin dolduruyorsun sonra parayı içeri veriyor. Pompacı yok yani burada. Yok. Şöyle bir ücretsiz tuvalet yapmışlar. Bu arada şu dikkatimi çekti. Her türlü tabelanın, işaretin, uyarının üzerinde ve altında Maorice de yazıyor. Yani sokak dilinde konuşulmuyor. Yani sokakta hiçbir şekilde konuşulmuyor Maorice ama koruyorlar yani. Korumaya çalışıyorlar bunu. Şimdi yürüyüşe çıkmadan önce ne yaptınız abi? Ne var içinde? Sandviçimiz, peynirli. Ayvar. Oo, ayvar. Ayvar varsa ben de varım. Ayvar benim Balkanlarda en sevdiğim şeydi ya. Ayvara bayılıyorum ya. Çok lezzetli. Şimdi beni muhteşem bir siyah kumlu sahile çıkaracak bir yürüyüş yapıyorum. Yarım saat, bir saatlik falan bir yürüyüş. Yeni Zelanda'da ilk kez böyle doğaya karışmış oluyorum böylece. Böyle bana da bir güzel oryantasyon oluyor aslında ülke için. Çünkü bu ülke genel anlamıyla şehir değil, doğayla bilinen bir ülke. Şu an kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama öyle parlıyor ki bu siyah kumlar. Bu arada ulaştık denize. Şimdi Auckland merkezden böyle 45 dakika 1 saat uzaklıktaki Murray Beach'e, Murray sahillerine geldik. Çok rüzgar var bu arada. Taner abinin de çocukları burada. Hi guys. Say hello to Turkey. Emre and Altay. What's up? Hello. How are you doing? It's cold, right? Hava bugün kapalı, biraz da rüzgarlı, hatta biraz da soğuk. Ben burayı İzlanda'ya çok benzettim. Yani doğası inanılmaz İzlanda'ya benziyor. Bakar mısınız sahilde nasıl bir şey yapmışlar? Çok kısa küçük bir yürüyüş olacak bu. Bugün yapacağımız Murray Bay'de. Vallahi bu soğukta denize girmişler. Maoriler şöyle bir sembol yapmış.
Yani herhalde tam da bu gelgit olduğu için burada böyle yarıya düşmüş de. Burası Merivey Beach, siyah kumuyla ünlü. Muhteşem bir doğası var ya. Yeni Zelanda'da bu tarz doğaya karıştığınızda önemli noktalarda her zaman böyle bilgiler veriliyor. Ve bazı sözler falan var. Buralı birinin söylediği şeyi yazmışlar. Diyor ki Otakamiro Trail. Otakamiro Maorice muhtemelen. Otakamiro Trail'dan bahsediyor. Yani muhtemelen buradaki yürüyüş yolu. Demiş ki burada yürürken etrafınızda oluşan yüksek enerjiyi hissedin. Güneş, rüzgar, deniz, buradaki kuşlar size güç verecek gibi bir şey demiş. Demiş de demiş. Güzel demiş. Bundan tam 17 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir volkan patlaması sonucunda oluşan kayaların aslında üzerindeyiz şimdi. Birazdan onları da göreceğiz. Harika bir doğa. İnanılmaz bir rüzgar var. Fazla da konuşmak istemiyorum. Bence siz de benim gibi doğayla baş başa kalın burada. Daha fazla görüntü ağırlıklı burada ilerlemek istiyorum. Bakın burada çok güzel bir sign var. Kuşları rahatsız etmeyin abi. Şu anda burada bulunan canlılardan birkaçını da burada göstermiş. Az önce gösterdiğim kuşlar, şuradakiler, genepler. Bunlar aslında şehirden kaçmışlar. Gördüğünüz sarı kafalı kuşlar genet oluyor. Türkçe'de sümsük olarak çevirmişler. Nedenini bilmiyorum. Belki doğru çeviri de değildir ama sümsük kuşu olarak geçiyor. Sadece Yeni Zelanda'ya özgü müydü? Yeni Zelanda, Avustralya. Bakın ya adamlar neleri açılmış. Sörf yapıyorlar burada bayağı. Köpek balığı gibi. Tehlike var. Tehlike. Her zaman. Köpek balığı tehlikesi her zaman var. Akıntının götürme tehlikesi var. Hatta o daha da büyük tehlike değil mi? Şurada da kurtarma timleri var böyle görüyorsunuz. Ama açılan açılmış. Tecrüben yoksa gidersin. Burada var mı peki köpek balığına böyle yem olan? 7 yıl önce falan oldu. Evet. Oldu mu? Tabii. Adam sörf yaparken karısıyla çocuğu sahildeydi. Aha. Adamın yarısını götürdü köpek balığı. Bayağı adam öldü yani, evet, şeyde öldü. Sahilde burada, evet, kenarda. Bu arada nasıl destek olabilirim diye soruyorsunuz. Bunun farklı yöntemleri var şu anda kanalım için. Bunlardan ilki bu kanala ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İkincisi yanındaki zil işaretini açıp anlık olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Üçüncüsü bu video veya izleyeceğiniz diğer videolarda eğer beğenirseniz beğen butonu var. Oraya tıklayabilirsiniz. Böylece bu videolar daha fazla kişinin önüne çıkabilir. Dördüncüsü ise kanalın katıl butonu şu anda açık. Katıl butonu aracılığıyla kanala destek olabilirsiniz. Bu destekler de zaten içerik olarak sizlere geri dönüyor. Siz destek oluyorsunuz. Ben bunları harcamalara dönüştürerek içerik üretiyorum ve sizlere aslında geri dönüyor. Şimdi New Zealand Post Office. Aslında burası bir post office. Şimdi içeri gireceğim. Aynı zamanda da Kiwi Bank görevi görüyormuş. Şimdi banka hesabı açmaya çalışacağım. Bakalım açabileceğim mi? Ben olayı çok yanlış anlamışım. Burada dönmüyormuş o olaylar. İçeride bir arkadaş vardı. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Hintliydi kendisi. Anlattı da anlattı her şeyi. Çok da net ve güzel bir şekilde anlattı. Ve ben bütün bu işleri 2 gün içinde halledebileceğim şimdi. Ne bu işler? Biri IRD numarası var. Sizin buradaki tax number'ınız oluyor. Yani vergi numaranız oluyor. Bunu almak zorundasınız herhangi bir işe girmek için. İkincisi de banka hesabı açmak. Banka hesabını kolaylıkla açabileceğim bir yeri de söyledi. Böyle güzel bir adres verdi. Bunların hepsini Takapuna diye bir yerde halledeceğim. Aklınızda bulunsun bu yerde. Takapuna.
Oraya gideceğim zaten. Muhtemelen bugün kaçırdım artık orayı. Yarın gideceğim. Herhangi bir işe girebilmek için bütün bu işlemleri 2 gün içinde Takapuna diye bir yerde halledebilecekmişim. Yarın ve ondan sonraki gün artık oralara bakacağım. Şimdilik artık bugünün biraz tadını çıkarmaya çalışayım. Şimdi Devonport merkezdeyim. Öyle bir kafenin önünden geçiyorum. Burası özellikle Devonport bana İzlanda havası verdi. 5 yıl önce İzlanda'ya gitmiştim. Ben böyle sokakları falan anımsadım şu anda. Ya şu yapılar falan aynı İzlanda. İzlanda'nın başkenti gibi yani böyle. Bakın böyle tane tane satılıyor meyveler burada. You know what that one says 33 degrees. That's the level of that. Okay. Oh yeah. They look after the Holy Grail. Uh-huh. You know the Holy Grail? So like you're carrying this for purpose? Yeah, like, my great grandfather, he was from Scotland. Uh-huh. Right? He married an Indonesian lady. Yeah. But he was a Scottish Freemason. Yeah. I will ask you again, you're from here, right? Yeah. You're from here. What's your name? David. My name is David. My name is Matt. Yeah. Nice to meet Welcome you. To New Zealand. Thank you so much. Burada çok fazla spor yapan insan var. Yani istisna değil bu arkadaş. Daha sonra bir ara zaten burayı yansıtan yani real ekonomiyi görebileceğimiz bir market keşfedip orada size fiyatları gösteririm. Şimdi hemen girip böyle hangi market olduğunu da bilmiyorum. Hani buranın BİM'ine veya buranın makrosuna girmenin manası yok. Çünkü her ikisi de buranın gerçek fiyatlarını yansıtmayacaktır. Böyle ortalama bir market bulurum. Ya da hepsini bir tek bir video yaparak gösterebilirim. O ayrı bir videonun konusu olsun. Şimdilik onu bir pas geçelim. Bakın böyle kafeler var bu Devonport merkezde. Bunların tanesi 30 dolarmış. Vallahi çok güzel kumaşı. Kumaşı harika. Kendisini çok beğenmesem de. Burada bir tiyatro var bakın. Tiyatroyu da kafeye çevirmişler. Burada yine bir kafe. Çok ciddi bir kahve kültürü var burada. Bir de bakın dillerini, Maori dilini çok iyi koruyorlar. İngilizce yazıyor tabii ki her şey. Ana dil İngilizce ama her İngilizce yazının üzerinde veya altında da her zaman böyle Maori dilinde yazılarda oluyor. Oh be! Auckland merkezden çıktım ya. Şu an bir kendime geldim ya. İlk indiğim yer Auckland merkezdi. Çok kötüydü ya. Çok kötü bir yer. Yani kimse düşmesin oraya ya. Herkese Yeni Zelanda'nın Devonport semtinden selamlar. Buraya semt diyorum çünkü şehrin ismi Auckland. Auckland'da böyle çok güzel bir yerdeyim. Bugün aslında bir amaç uğruna sokağa attım kendimi. Saat sabahın 7'si. Yani çok alışkın değilim 6'da kalkmaya. Normalde 9-10 gibi uyanıyorum burada. Ama jet lag bitti sanırım bugün itibariyle. Çünkü çok dinç bir şekilde uyandığımı fark ettim 6'da uyanmama rağmen. Şimdi bugün bence çoğunuzun çok merak ettiği işlemleri yapmaya gidiyorum. Bir, banka hesabı açacağım. İki, IRD numarası alacağım. Banka hesabını Kiwibank diye bir bankadan açıyorum. Geçtiğimiz hafta randevu almıştım bugün için. Şimdi de bankaya gidiyorum ve banka hesabı açacağım. Biraz da uzak bir banka. Çünkü özellikle uzağa gittim ki randevu sırası çok beklemeyeyim diye. Ona rağmen bir hafta sonraya verdiler. Muhtemelen ilk geldiğinizde asla bulamayacağınız bir yere gidiyorum şu anda. Bu banka hesabı açacağınız yer şehre ne kadar yakın olursa o kadar fazla bekliyorsunuz. Yani bazı bankalarda 3 hafta falan dediler. Ben buldum bir hafta bekleyeceğim yeri. Gittiğimde yerin de neresi olduğunu söyleyeceğim. Grantsfield diye bir yerde buldum ben. Şehre biraz uzak bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım tekte banka hesabı açacaklar bize. Bu arada seçimler yaklaşıyor burada da bakın. Böyle adaylar var burada. Ha bakın burası Takapuna Gramer Okulu. Bu gördüğünüz kocaman yer okulun kampüsü. Burada da öğrenciler var.
Şu anda ben Devonport bölgesinden Takapuna bölgesine yürüyorum. Yarım saatlik falan bir yürüyüş bu. Takapuna'dan otobüse bineceğim. Glenfield'a gideceğim. Glenfield merkezde zaten Kiwi Bank'in şubesi var. Orada da banka hesabını açacağım. Umarım bir aksilik yaşamam. Bir daha git gel yapmak istemiyorum oralara. Banka hesabını açtıktan sonra da IRD numarasına, yani vergi numarasına başvurma hakkı kazanıyorsun. Şimdi burada herhangi bir işe girebilmek için IRD numaran olması gerekiyor. O da vergi numarası bir nevi. Şimdi Takapuna diye bir yere geldim. Burada böyle bir sürü banka aynı yerde kurulmuş durumda. Burada kesin bulurum demiştim ben geçen hafta geldiğimde. Yani randevusuz girelim, direkt banka hesabı açarım birinde en azından. İnanır mısınız, bütün bankalara girip çıktım. Bir tanesi bile açmıyor hesabı. Working Holiday vizesiyle geldiğim için. Ve bunu yapan sadece Kiwi Bank var. O yüzden ben de şimdi Takapuna'dan Glenfield'daki Kiwi Bank'e gidiyorum. Şuradan otobüse bineceğim. Şimdi az önce buraya uğradım. Neden uğradım? Çünkü şurada Paşa Turkish Takeaway diyordu. Gidip selam vermek istedim. Acaba Türkler mi diye. Selam, merhaba. Selam, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Paşa. Ben Mesut. Kerkükliyim. 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 Vallahi evet. Daha ben 4 ay önce falan Irak'taydım. Ama gitme şansım olmadı o tarafa. Bir dahakine gidersin, kesin inşallah gideceğim. Gidersin inşallah. Vallahi nasıl işler abi burada? Çok şükür abi. Çok şükür. Pahalı ama idare eder. Burası Glenfield'tı değil mi? Glenfield. Burası Glenfield. North Shore. Auckland'ın kuzey kısmı yani. Aynen. Türk yemekleri yapıyorsunuz burada. Tabii canım. Dönerler var, her şeyler var. Bu da İbrahim Bey. Bu da Doğuklu. Merhaba. Doğuklu mu? Kürt. Bu da yani Kürt. Bu da Siyon. Koreli. Aa, ne güzel. Çavani Başi. Sarçava. Sarçava. Yeah. Sarçava. Yeah, you gotta be a YouTube now, huh? I was in Duhok, yes. When? 4 months ago. And I went to Erbil, Süleymaniye. Zaho. Zaho, yes, yes, yes. Oh, I went to gun market in Süleymaniye. Yeah. Gun market? Gun market. Aa, yeah, yeah. Wow. Crazy. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çalışın, sağ olun. Çalışırsın, gel burada çalış, full time çalış. Vallahi ama. Alasın yani, iş iş. I write Mert Öztürk. I was saying when I was in Duhok, Do Chai Beş Şeker. Do Chai Beş Şeker. Do Chai Beş Şeker. Hayat nasıl burada? Hayat onu sorayım bir. Ya. İyi, sakindir ama pahalıdır yani. Pahalı değil mi çok burada? Çok pahalı yani. Her enflasyon var mı burada? Enflasyon, vallahi bilmiyorum, ben 8 nokta falan bir şey diyorlar. 8 aslında buralara göre yüksek yani, biraz değil yüksek mi? Yüksek tabii canım. Tabii. Eskiden burada genç çoktu. Gençler hepsi göç etti. Kanada, Amerika, Avustralya'ya gitti. Beyin göçü hayat, yani. Tabii hayat şartları daha iyi. Öyle mi? Tabii. Evler pahalı onun için. Yani yeni üniversiteyi yeni bitiren gençler burada bir ev almak için 40 sene çalışması lazım. Öyle mi ya? Tabii. Bir de devlet bunlara borç veriyor. Üniversiteye şey oldu mu 40-50 bin lira. Onu da ödemek zorunda. Hani şey adam diyor ya, ben diplomamı aldım. Biz dışarıdan Yeni Zelanda'ya aslında daha böyle... Öyleydi, öyle sayılır. Güzeldi yani. Hakikaten güzel. Şimdi biraz şey tabii, mi var? Fakirlik biraz oldu biraz. Biraz yani polis az, hemşire aynen az, doktor az, sağlık aynen sisteminde biraz sıkıntı var. Eskisi ama dün toparlayacak diyorlar da ne zaman bilmiyorum. Belki bu hani pandemi falan ondan biraz vurdu. Öyle o da öyle. Bakalım belki. Yollar açılsın da inşallah. Afiyet olsun. Abi bakalım. Ne yaptın sen nuşacağım ya? Nuşacağım kayıtçı o boyutu. Ne yaptın abi sen? Nuşacağım ya bırak be. Nuşacağım, nuşacağım. Afiyet olsun yani. Çok teşekkür ederim. Ne bu abi? Bu şey mi? Bu köfteyle. Köfteyle. Kuzu. Şey, kuşbaşı. Allah çok teşekkür abi ederim. Burada da dolap var. Kolanı alıyorsun, bir şeyler tamam içersin. İbo Special Chef. there was İbo Cafe in Süleymaniye. İbo Cafe. I have video in İbo Cafe. Çok. Şöyle güzel bir yemek yiyeceğim şimdi. Gördüğünüz arkadaki yüksek binaya gideceğim. Orası Inland Revenue binası. Yani buradaki vergi dairesi gibi bir şey yani. Oradan bütün işleri direkt olarak halledebiliyorsunuz. Yani çok vakit kazandırıyor bu bina. Güzel bir bina. Hadi gidelim. Şimdi Inland Revenue denilen, IRD numarası alınan binaya geldim. Burası Auckland'da ana bina. O yüzden bu binaya gelirseniz işinizi anında çözebiliyorsunuz. Eğer halihazırda gelir gelmez bir iş bulduysanız da bunu belirtince 2 gün içinde de numarayı gönderiyorlarmış. 2 gün içinde numara da gelecek bana. Yani aslında banka hesabı açıldıktan sonra
bütün bu işlemlerin hepsi maksimum 2 gün sürüyor. Ben sabahtan öğlene kadar hepsini bitirdim aslında. Şu anda sadece 2 gün beklemem gerekiyor. Ve direkt herhangi bir iş bulup başlayabiliyorsun. Şu anda her yer zaten böyle şeyle arıyorlar, mumla falan arıyorlar. Bizim gibi böyle çalışacak insanları, çalışkan insanları. Neyse, yavaş yavaş mutluluğumu ve motivasyonumu geri kazanmaya başlıyorum Yeni Zelanda'da. Çünkü işler bir güzel güzel halloluyor şu anda. Yağmur başladı. Bir yerde oturup yağmurun geçmesini bekleyeceğim. Takapuna çok keyifli bir yer bu arada. Ve aynı Devonport gibi Auckland'ın en böyle nezih yerlerinden biri burası.